Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Biyomalzeme ve Nanotüp Laboratuvarı. Biz burada ortopedik implant malzemesi geliştirmek için çalışmalar yapmaktayız. Kemiği elektron mikroskobu altında incelediğimizde yapı taşlarının 20 ila 80 nanometre arasında değiştiğini görürüz. Bu yapı taşlarına biz hidroksiapatit kristalleri ismi veririz. Biz de aynı şekilde metallerin, seramiklerin boyutlarını 20 ila 80 nanometre skalasına indirdiğimiz zaman yüzey özelliklerinde farklılaşma görürüz. İmplant malzemelerinin yüzeylerini, topografilerini, fiziksel özelliklerini değiştirerek kemiğe benzetmeye çalışıyoruz. İmplantlar ne kadar çok kemiğe benzerlerse onlar da etkileşimde bulunan kemik hücreleri de o kadar mutlu oluyorlar. O kadar çok yapışıyorlar, büyüyorlar, kemik sentezliyorlar. Hatta etkileşimde bulunan kök hücreler o kadar daha fazla kemiğe farklılaşıyor. Türkiye Bilimler Akademisi GEBI programı için yazdığım projede ampute hastalar için implant geliştirmeyi önerdim. Günümüzde ampute hastalarının mobilitelerini sağlamanın yolu soket tarzı implantlardan geçer. Bu nedir derseniz, esasında 1000 senedir kullanılan çözümle aynısı. Kaplan Hook'tan itibaren nasıl bir güdüğe tutup bir soket takılıyor. Kaplan Hook'ta bu bir kanca gibi. Biz bu mantığı kullanmıyoruz. Bizim yaptığımız yükü, hastanın ağırlığını kemiğin içerisine giren bir protez ayağı yardımıyla yumuşak dokuyu delerek taşımaktır. Bu şekilde kemiğin içine giren kısmı kemik sentezini indüklemesi için yumuşak dokudan çıkan kısmı da antibakteriyel özellikleri için kullanabiliriz. Geliştirdiğimiz kemiğe geçirimli protez dizaynının önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde ampute hastalarının yaşam kalitesini artırmasını beklemekteyiz.